Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum çeşitli ziyaretlerde ve incelemelerde bulunmak üzere Sivas'a gitti. Önce Hamidiye Kültür Bahçesi'ni ziyaret eden Bakan Kurum, daha sonra dünyada tek olan Savaş Atları Müzesi'ni de gezdi, atlı okçuluk gösterisini izledi. Ardından sıfır atık farkındalığı için yüzlerce çocuğun katıldığı etkinlik alanına gelen Bakan Kurum, atölyeleri gezdi ve çocuklarla ilgilendi. Burada kuruma Sivas'ın simgesi olan Kangal Köpeği yavrusu hediye edildi. Değerli bakanım, siz söyleyin. Öyle, çünkü 5 günü geçirdim. Kurum program kapsamında Yumurta Tepe kentsel dönüşüm alanında da incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı. Daha sonra kent meydanında düzenlenen iftar programına katılan kurum, her zaman milletin yanında olduklarını belirterek vatandaşların Ramazan bayramını kutladı. Hiçbir zaman dedikoduların, iftiraların, ithamların içinde olmadık. Her zaman hizmet yaptık. Her zaman vatandaşımızın gönlünde yer edinebilmenin mücadelesini verdik. Onlarla omuz omuza yürüdük ve bundan sonra da inşallah omuz omuza yürütmeye devam edeceğiz. Biz bu makamlardaysak, bu makamlarda bu hizmetleri veriyorsak milletimiz için veriyoruz. Allah bizi, milletimize, Sivaslı kardeşlerimize mahcup etmesin diyor. Bir kez daha hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyor ve bugünden yine Kadir Gecemizi tebrik ediyor, Ramazan Bayramınızı tebrik ediyor ve hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. Bakan Kurum burada gençlerin ısrarı üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı aradı. Gençlerimiz sizin sesinizi duymak istediler efendim. Burada yüzlerce gencimiz var. Uygunsanız bir selam verirseniz efendim. Veriyorum efendim, hemen veriyorum. Gençlerin ricasını kabul eden Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Sivas'a şu ifadelerle seslendi. Amin. Birliğinizi, beraberliğinizi daim eylesin. Amin. Şunu hiçbir zaman unutmayacağız. Millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız.